Şimdi bir defa bize söylenen şu. Denildi ki arkadaş, bedelini ödediğimiz faiz sebep enflasyon sonuç hipotezi Sayın Cumhurbaşkanı yanlış mı yanlış? Bana göre yanlış. Çünkü faizi arttırmak, yükseltmek hepimiz faiz kötülüklerin anası. Enflasyon gibi, enflasyon canavar. Buna bir sorun yok. Ama faiz hepimizin bildiği üzere 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunla para politikası üzerinde Türk lirasının değerini ayarlama hususunda artırma eksiltme suretiyle verilen bir ayarlama yetkisi, araç, amaç değil. Bunu iyi bilmek lazım. Yani faizi yükseltebilir, bu dünyanın sonu değil. Faizi düşürebilir. Aynen şimdi ben %9'da sabit kalacağım dediği gibi. Tamam. Onu uygun görüyor. Ama siz bu faizle ne yaptınız? Politika faiziyle. Biraz önce rakamları size verdim. Devam edin. 23 Eylül 2021 tarihinde hocam, Türkiye Cumhuriyeti'nde kaba taslak söylüyorum, enflasyon %19 iken faiz %19. An itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın talimatla düşüremediğin piyasa faizlerinde talimatla düşürdüğün o politika faizinde %9'dasın. Enflasyon resmi kaynak TÜİK'e göre söylüyoruz, ENAG'a göre değil, %86'ya ulaşmış, %77 gol yemişim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde biraz sonra vereceğim rakamlar gösterecek ki çok daha fazla enflasyon, sokağın hissettiği ölümcül seviyede. Sizin bu ekonomiyi canlı tutmak uğruna önlü seçim diye resesyon, durgunluk, seçim kaybettirir amacıyla girdiğiniz kavgada şu anda enflasyona, sonuç faize sebep dediğiniz yerde yediğiniz gol %77, yani 77 puan gol yemişsiniz. Şimdi bunun faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğunu söyleyebilme imkan ve ihtimali bir akıllı insanda olabilir mi şu anda? Şu anda bu çıkan manzaraya göre 14 ayın ardından uyguladığın politikada vardığın sonuç, TÜİK'in bütün sıkışık tutmalarına rağmen piyasanın hissettiği rakamları, hayat pahalılığını gördüğümüzde ağzımızın açık kalacağı bu rakamlara sırf ekonomiyi, Sayın Cumhurbaşkanı hepsini biliyor, sırf ekonomiyi canlı tutabilmek için geldi. Ben de onu diyecektim. Bilmiyor mu? Ne yaptı? Biliyor. İçeride ve dışarıda ölümcül borçlanmalara girdi. Şimdi Cem kardeşim güzel söyledi. Ben de merak ettim. Yani rakamı elbette bir bakmak lazım. Buldum. Şimdi şunu söyleyeyim. Böyle sözümüz yarım kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti Şubat 2022'de Hülya Hanım %7,5'la 2 milyar dolar borçlanmış. Mart 2022'de 8,62 ile 2 milyar borçlanmış. En sonunda %10 Eurobond devlet faili 5 yıllıkta borçlanmış. 8,62 ile fark abiciğim. Borçlanmanın bize 5,5 yılda maliyeti, kulağını iyi aç, 948 milyon 700 bin dolar faiz ödeyeceğiz. Yani siz o ana parayı ödeyeceksiniz, bir de üstüne. Çünkü niye? Paran yok. Bak başka bir yere getireceğim mevzuyu. Şimdi bize ortaya koyulan şu. Yeni normal bu. Yeni normal ne biliyor musunuz Hülya Hanım? Ekonomide yeni normal arkadaşlar. İzleyenler bunu dikkatli takip edin. Enflasyonla zenginleşen sanayici. Biraz önce Gülay Hanım'a katılmadım ben. Artık AK Parti beyaz Türklerin ve zenginlerin partisi olmuştur. Bak o notumu şuradan söyleyeyim. Gayet net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya, Sarıyer belediyelerinde kazanma ihtimali zora girmiştir. Çünkü kur korumalı sahipleri bu iktidardan, bu ekonomi tablosundan para kazananların büyük kısmı artık beyaz Türktür, zengin Türklerdir. Artık AK Parti sosyal sınıfta alt gelir grubunun partisi olma hakkını kaybetmiştir. Bu ülkede iki grup ortaya çıkmıştır. İmtiyazlı olanlar ve himaye altında olanlar. Himaye altında olanlar eğer bu sıkışıklığa rağmen biraz sonra vereceğim rakamlarla yaşamaya devam etmek istiyorlarsa, yani ben şunu söylüyorum size. Ben aksini mi söyleyeyim? Şunu söyleyeyim hocam size. Ben de aynı şeyi söyleyeyim. Şunu söyleyeyim size. Eğer vatandaş 5500 lirayla, 6000 lirayla, 7000 lirayla, benim adliyede görevli olan zabıt katibim 9000 lirayla, 9500 lirayla yaşayacaksa hadi yaşasın.
3 kişilik 4 kişilik aileyle sihirbaz mandıraki gibi yaşasın. 5000 lira 6000 liraya sen kiralık ev bulamıyorsun. Sen diyorsun ki git adli hizmet personeli olarak çalış. Kafan rahat olsun. Bütün varını yoğunu vatandaşa hizmet etmekte var. O evini düşünüyor. Ulan bu ev sahibi beni kovmak için her şeyi yapıyor diyerek barınma sorunu yaşıyor. Bunları görmek lazım. Ha, işte koparsan tabandan, koparsan o sosyal sınıftan artık tabağa atlamışsındır. Zenginlerin ve beyaz Türklerin partisi olursun.